Bazen yayın içindeyken ne olduğunu anlayamıyorum ama şöyle oturup izlediğimde bir değişik geliyor. Sen çok çok fena bu. Halime fena çok fena. Olursam eşimdi geçirmez ama. Yani böyle bir şeyi almış, hareketi almış, cümleyi de hazırlamış böyle. Esra'cığım. Şimdi Esra hanım. Hatice teyze. Yarın bunları çağıralım, barışalım. Ne? Yarın bunları çağıralım, buraya barışalım. Onlar vallahi ben bunları dün çağırdım barışmaya. He? Ben dün çağırdım barışmaya. Gelmiyor. Bir bağlantı hazır mı? Vallahi bak barışalım yarın gelsin. Bir sıkıntı var. Şimdi ben Zeynep'e dedim ki bir daha ben bunu göremem. Ha? Bir daha göremem. Gerçekten göremezsin. Zeynep'e dedim ki bugün bu hak bizim herkes hak. İçin bir milat olsun. O kargaşalar, söylenenler, söylentiler ya, bitsin. Ya onlar kardeş arasında olan bir şey. Boş ver. Kardeş arasında olan bir şey onlar. Ama kardeş arasında sen ondan kavga ederken en çok sen gülüyorsun. Hep böyleler miydi? Boş ver. Ha? Boş ver orası. Ya hep yaşadığın bir şey mi bu? Ya bunlar böyle. Hayır Esra abla, ben eşimin kaçtığından... Bunlar böyle mi? Kaçtığından değil. Ben haksızlığı ya gelemiyorum. Ben ağlamam. Anladım. Bunlar ne hani bugün bir milat ya. Olsun. Bak hazır aracımız da orada. Hep beraber buraya gelsinler. Öpüşün, koklaşın, bak, damat elini öpsün. Ciddi diyorum bak. Atıyorum şeyle kız kardeşle barışsın. Yani mutlu olsunlar. Yok öyle değilse ben yarın... Ama gelmediler. Yarın giderim ben, gelsin. Evet. Bir ya bu arada bağlantı gerçekleşsin. Bizi duyuyorlar mı bilmiyorum da. Ben de diyor ki ben de yarın giderim bundan sonra. Sen elinden geleni yaptın Hatice teyzeciğim. Tamam da. Şimdi Halime, eşin telefon attığında. Hoş geldiniz Yunus Bey. Hoş bulduk. Uykudan uyandırmadım inşallah. Yok yok. Dün izlediniz mi yani iki kardeş arasında böyle eşlerini yarıştırdılar. Ama ben Halime kadar eşinin arkasında duran birini görmedim. Ya şimdi şöyle bir şey, orada Zeynep yalan söylüyor. Hı hı. Ağustos ayında beni aramıştı. Hı hı. Enişte ben dedi geleceğim. Hı hı. Ben dedim olduğun yeri söyle. Hı hı. Geleyim. Ben dedi işte körüm. Ya sen körümdasın ama körüm neresinde? Hı hı. Sonra ben seni arayacağım dedi. Hı hı. Aramadı. Daha niçin sonra geleceğini görüştüm. Söyledi. Hani enişte ben geleceğim. Evet, sen beni aynen. Gel al. Niye geleceksin diye sorduğunuzda ne cevap verdi? Şimdi şöyle ben dedi geri döneceğim. Ali ile anlaşmıyorum. Hı hı. Ben dedim tamam körüme geldim ama nereye geliyorum? Hı hı. Benim yerini söylemedi. Ben dışarıda çalıştığım için dışarıdaydım. Beni söyleseydi mesela işte enişte ben körümün filan yerindeyim. Bu adresi vermedi bana. Ben körümü gelince nerede arayacağım onu? Anladım. Yani böyle şiddet görüyorum, sokağa atıldım falan dedi mi? Evet. Bir şey sorabilir miyim? Zeynep hoş geldin yayına. Niye gelmediniz bugün barışmaya? Bak hoş, annem hoş diyor ki gelsin benim yavrum. Niye gelmedin? Ya ben annem buraya istiyorum. Ben oraya çıkmak istemiyorum. Gelirse annem buraya gelsin. Ayağına gelsin yani. Ya ayağımı değil de ya şimdi oraya annem oraya çıkması esasında yanlış bir şeydi. Hı. Çünkü şimdi benim eşim Ankara'dan Manisa'ya gittiği zaman annem benim eşyalarımı biraz hani yiyecek içecek buraya gönderdi. Bir de diyoruz hani iki senedir hani kızımı görmüyorum etmiyorum diyor. Yani bilmiyorum olduğu yeri diyor da ya nasıl hani insan ya ben utanıyorum gerçekten bak. Hı hı. Evini biliyor mu, adresini biliyor mu Zeynep Hanım? Yüz yüze görüştünüz mü? Anneyseniz yüz yüze görüşmenin ne demek olduğunu anlamlandırmanız lazım. Eşya gelmiş, eşiniz evet, gitmiş. Hı. Ya size telefonda Esra Hanım sordu. Neredeyim diye yanınızdaki eşinize sordunuz. Bak enişte de aynı şeyi söylüyor. Siz adresinizi bile veremiyorsunuz. Ben konuşayım. Bir dakika. Dur, ben komşunun telefonunu aradım. Evet. Annemle görüntülü konuştum. Hı hı. Evet. Sorsanıza bir. Gittiğin zaman. Hayatım şimdi konuştun ettin. Başa dönme. Bugün niye elini öpmeye... Anneni alıp yerini yurdunu göstermek için gelmedin. Gelmedim. Ya ne bileyim ya annem oraya çıktığı için hani sinir oluyorum ya. Sanki annem deseydi ki kızım ben oraya geleceğim deseydi. Ben ana gönüllü getirdim. Yani oraya çıktı benim zoruma gidiyor annemin oraya çıktı. Annem evet getirdin senin adam bayramda aradı kafa, beni getireceksin dört kafa, dedi. Bir de o beş beni kafa iki yılda dedin, bir olayı. İki yılda bu kadar insan bu kadar böyle sakin anlayışlı düşünüyorsanız siz niye bu işi çözemediniz Zeynep'ciğim ya? Esra Hanım. Niye burayı sinirlendiriyorsun? Söyle annem. Bak
Geçen bayramda, Kurban Bayramı'nda yeniden götürür oluyor, gelmiyor. Gelmiyor. Ondan sonra bayram adını dedi, seni getireceğim ben dedi. Kurban Bayramı adına, evvel seneki. Kızım dedi, aradı beni. Sen dedim hani beni götüreceydin, ne oldu dedim. O adam bu dedi, eniştem arayayım ben biliyor dedi. Hatice teyzeciğim, olay ne biliyor musun? Ne paralı, paranın olması, para ne demiyor. Parasızlık olması. Para demiyor. Niyet nedir? Para diyelim. Tamam mı? Niyet. Her iki tarafın bu konudaki niyeti nedir? Herkes niyetleri doğrultusunda hareket ederler. Ali Bey. O adam ben o zaman öyle diyeyim diyorsun. Ali Bey. Ya para ne ki ya? İlk kere para ne olacak ki ya? Tamam, senin de niyetin, senin de niyetin yoktu. Onların da niyeti yoktu. Bir araya gelmediniz. Şimdi Ali Bey şey soracağım size. Sizin bu müteahhitlik olayınız nereden çıktı? Vallahi abla dün akşam sizden duydum ya. Ne? Oradan. İlk kez mi? Siz kendi sosyal medya hesaplarınızda kendinizi müteahhit olarak tanıtmış olabilir misiniz? Eşimi sorabilir misiniz Esra abla? Çünkü benim işim belli, şeyim belli yani. Ya. Hayır tamam, bu doğrudur ama sosyal medyada kendimizi bazen farklı isimlerle, farklı kimliklerle, olmayan mesleklerle tanıtıyoruz ya. Sosyal. Facebook hesabın var mı? Var. 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 Kaç takipçin var? Bir dakika, hemen müteahhit. Ben müteahhitim ya. Ben inşaattaki resimleri, çektiğim resimleri internete koyuyorum. Mesela ne iş yaptığımızı. Başka insan diyemiyorum ya, sen müteahhit adamsın. Cephede boya yapıyorsun. Niye diyemiyorum bunu? İşte o garip. Şimdi bir tane sayfa var. Sizin sayfanız, sizin fotoğrafınızın olduğu. Hatta köyden arkadaşlarınız göndermiş. Ali Çolak diye. Ben göremiyorum tabii, nereden göreceğim? Şeyde uzağa da okuyamıyorum. Şuraya verebilir misiniz onu görebilmem için? Yalan hiçbir şey. Ya. Sus söyle. Sen hiç söyle. Şimdi inşaat mühendis sosyal medya platformunuzda kendinizi inşaat mühendisi olarak tanıtmışsınız. Ben kendimi karladım. Doğru söylesen yalansa. Şimdi ondan, abla mesela bir şey diyeyim mi? Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okudu. Aynen. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı'nda okudu. Osmancık Çorum Türkiye'de... 8'e kadar okula gittim de 8 senede 3 gün okula gitmemişim ben ya. Esra abla 3 gün kendi oturup... Hayatım okula gidip gitmemek önemli değil ki. Bu kaç kişi takip ediyor işte? Ya şöyle bir şey, Esra Hanım ben size bir şey söyleyebilir miyim? Bu senin araban kırmızı araba değil mi? Evet. Tamam. Kırmızı arabanın önünde bir fotoğraf çektirmişsin sen. Onu da koymuşsun. Hani orada kendini de mühendis olarak tanıtmışsın. O açıdan soruyorum. Şu an ekranı görüyor ya, musunuz Caner? Ben o bak ben size söyleyeyim. Ben o Facebook'u tamam mı? 2012'de askere gittiğim zaman Tokat'ta ben Facebook şeyi bilmiyordum. Tokat'ta bir arkadaş öyle yazdıydı, açtıydı. O günden bu yanını kullanıyor. Ben yani bugün olsa onu zaten yazmam oraya. Neyse peki şu oyun an ya. Kullandığınız Facebook hesabı mı bu? Evet. Hala yani şu an ekranda görülen Facebook hesabını kullanıyor musunuz? Evet. Okuma yani şu anda bu sayfa, biliyorsunuz yani sayfa üzerinden yazışıyorsunuz hesabı. Yani insanlarla. Ya inşaat işi olursa evet. Hayatım niye oraya sen işte yok Hacettepe mezunu yok inşaat mühendisi yazıyorsun, silsene onları. Ya kaldıramadım ben onu, kaldıramadım bak onu bana bir arkadaş daha söyledi, ben onu kaldıramadım oradan. Anladım, kaldıramamış. Siz bunları mı gördünüz böyle inşaat mühendisi evet, falan? Evet Esra abla her şeyler ayağını yani, dolanıyor yani birer birer. Şimdi sorun bu mu yani? Benim lahım yarım kaldı. Şimdi orada öyle yazar da anne, Halime ama seni müteahhit olarak biliyor. Yazışmada dersin ki ben müteahhit değilim diye. Abla yine Esra abla, müteahhit olarak bilsin ya beni. Yine aynı yani duruyor. Küçümsemediği için teşekkür ederim ona ama müteahhit aynı olarak bilsin de. Hatta buraya geldim oradan bulduk. Face'den bulduk. Aynı yazışıyor. Açık. İşte dava mesleklerimiz değil biliyor musun? Nasıl bir insan olup olmadığımız davası. Aynen. İster yani inşaatta çalış, ister farklı aynı bir meslekte yap. Dava aynen. O değil ki. Aynen. Kendimizle ilgili çıktı. Doğruyu söylemek. Kendi ayağına dolandı. Valla ben dediğim gibi ben inşaat sektörü üzerinde çalışıyorum. Anladım. Esra abla. Efendim Zeynep. Bir şey sorabilir miyim? Sor Zeynep. Ya bu boş laflar boş verin. O inşaatçı olmuş, bu şeyci olmuş. Boş verin. Yani biz oraya çıkmak istemiyoruz. Onlar da şey yapsın. Bitsin bu iş. Bugün bitsin yani. Gelmek istemiyorsun. Boş verin inşaat. Herkes halinden memnun.
Esra Hanım bak vallahi şey sen memnun olsak ben hala aynı memnunum. Bak temin lahım yarım kaldı. Söyle. Bak bu beni dedi. Kızım seni, duyuyor. Seni Esra dedi, bak bu konuşsun bir de. Seni dedi getireceğim dedi. Hı. Sen dedim beni dedim. Eniştem arayın dedi arkasından. Seni dedim ben 71 yaşındaki kadını dedim. Sen yalan söylüyorsan dedim. Ulan senin işin kaydın yalan dedim. Hı. Beni niye götürmüyorsun madem neden yalan söyleyin ya? He? İki ben dedi bundan yarıyor. Sonra seni aramam dedi. İki senedir duyuluyor. Tamam ben araba göndereyim İstanbul'a şimdi ben geleyim İstanbul'dan alayım seni. Bu saatte neden arasan arasın. Ne istersin? Dört saat sonra İstanbul'dayım. Neden arasan arasın ya? Dört saat sonra İstanbul'dayım. Geleyim alayım. İstanbul Ankara'dan arayacağım. Buradan da geri seni Manisa'ya bırak duracağım. Ben bu zaman ben oraya nasıl gideceğim? Benim kafam ameliyatlı. Ben buraya zor geldim. Nasıl giderim ben Esra oraya? Esra abla. Ben bir konuşabilir miyim? Esra abla. Valla Ali şu iki yılda yapamadığını. Esra abla. Bak böyle etme gözünü sen. Oraya neyle geldi? Esra abla. İki yılda yapamadığını inşallah bundan sonra yaparsın. Hayatta sizi. Esra abla benim buraya getirmem bilen hatta. Gerçekten şu birini buluyorsunuz ya. Şey. Ondan sonra da her şeyi de unutuyorsunuz. Bu kadar iki yıldır bu kargaşa, kaos, entrika ne ararsan var yani. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Alt tarafı bir evlilik yapacaksınız. Bak şimdi alt tarafı bir evlilik değil mi? Bir evlilik yapacaksınız. Her şeyde bir... farklı bir hikaye çıkıyor altından. Şunları şu işi düzgünce yapın. Hayatınızda böyle düzgün tertemiz aksın gitsin. İster gelin ister gelmeyin. Allah'a emanet olun. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.